Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hem sayın hocalarım hem de değerli katılımcıların tekrar burada bizimle birlikte olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti dile getireyim. Sabah açılış konuşmasını söylerken unuttuğum bir hususu daha dile getireyim. O da aslında biz bu etkinliğimizi, bu ulusal konferansımızı 9 Mayıs Avrupa Günü'nü işte Mayıs'ın ilk haftasına denk getirecek şekilde onun etrafında yaptığımız bir bilimsel etkinlik olarak görüyoruz. Sabahki konuşmamda onu söylemeyi unutmuştum. Onu da tekrardan dile getirmiş olayım. Yine bu etkinliği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve sahip olduğumuz bir Jean Monnet Chair projesi çerçevesinde yapabiliyoruz. Şu anda genel oturumumuzda birbirinden kıymetli 3 isim ağırlamaktan dolayı da hem onur duyuyorum hem memnuniyet duyuyorum. Hem de mutluluk duyuyorum aynı zamanda. Gerçekten benim için çok kıymetli, bizim için de çok kıymetli. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bugün bizlerle birlikte olan 3 hocamız da aslında Avrupa Birliği Hukuku'nun en üretken hocaları. Yani bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Dolayısıyla onları ağırlamaktan da çok büyük onur duyuyoruz. Sözü çok fazla uzatmadan ben Mustafa Tayyar Karayiğit hocama sözü vererek başlamak istiyorum. Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi. Sayın hocam buyurun söz sizin. Tekrardan teşekkürler bizlerle birlikte olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Benim sunumum var, onu paylaşayım. Onunla başlayalım. Evet. Konumuz AB temel haklar şartının yatay etkisi. Esas meselemiz kamu hukuku ve temel haklar acaba özel hukuk ilişkilerine uygulanabilir mi? Temel haklar acaba özel hukukta hak ve yükümlülüklerin doğrudan kaynağını teşkil edebilir mi? Şimdi bizim mevzumuz aslen Türkiye'de ve kıta Avrupası ülkelerinde çok fazla sorun teşkil eden unsurlardan biri. Acaba AB hukuku, kamu hukuku mudur, özel hukuk mudur? Bu alana da temas edecek bir konu. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı ne kadar geçerlidir? İşte daha rigid itibariyle kıta Avrupa'sında, Anglo-Sakson itibariyle daha soft, daha yumuşak üslubuyla kamu hukuku, özel hukuk ayrımı uygulanan bir metodoloji. Acaba kamu hukuku menşeli, orijinalinde devlete karşı oluşturulan temel haklar veya kamu hukukunun temel ilkeleri özel hukuka etki edebilir mi? Bir boyutu itibariyle bu AB'ye özgü bir mefhum değil, daha önce geliştirilmiş federal Alman hukukunda, Amerikan hukukunda özel hukukun anayasallaştırılması boyutuyla ele alınabilir. Diğer boyut itibariyle tersinden ele alırsak temel hakların özelleştirilmesi veya özel hukukun AB boyutu çerçevesinde bakarsak şartlaştırılması. Şimdi AB özgü değil dedim. Özellikle sivil hukukçular, özel hukukçular tarafından fazlasıyla vurgulanan bir boyut. Aleyhte ve lehte görüşler var. Önce aleyhte görüşleri belirteyim bir girizgah mahiyetinde. Özel kişilerin kamu otoriteleriyle aynı yükümlülüklere ve standartlara tabi tutulması özel hukuktaki kişisel özerkliğe zarar vermektedir. İkinci boyut, kamu hukuku ile özel hukuk arasındaki ayrımı bulanıklaştırmaktadır. Üçüncüsü itibariyle itiraz noktası yasama aleyhine ve yargı lehine yetki gaspı doğurarak yargısallaşmayı aşırı hale getirmektedir. Yargı mevzu haline özel hukuk meselelerini getirmektedir. Dördüncü itiraz konusu özel hukukun temel kavramlarının yorumunu hukuk mahkemelerinin tek elinden alarak Anayasa Mahkemesi'nin uhdesine vermektedir. Ve bu şekilde özel hukuku gereksiz ve lüzumsuz bir mahiyete düşürmektedir. Kamu hukukunun özel hukuku dolayısıyla yutmasına sebebiyet vermektedir. Ve gereğinden fazla hakların enflasyonuna imkan tanımaktadır. Lehte görüşler itibariyle bakarsak özellikle temel haklar
kamu ve özel hukuk ayrımı olmaksızın bütün hukuk düzeninin temelinde yer alan değerler teşkil ettiğinden bahisle bütün kamu hukuku ve kamu özel hukuk ilişkilerine uygulanmalıdır. Anayasa hukuku ve temel haklardan ari kişisel özelliğe sözleşme serbestliğine dayanabilecek kişiler arası özel hukuk ilişkisi artık ortadan kalkmıştır. Böyle bu itibarla özel hukuk hükümlerinin anayasa hükümleriyle çatışması mevzubahis olamaz. İkinci boyut lehte görüş itibariyle bir hak eğer temel nitelikteyse, biz onları temel hak olarak niteliyorsak, onun ihlalinin kamu otoritesi veya özel hukuk kişileri tarafından özel kişilerce gerçekleştirilmesi hukuki sonuç itibariyle bir fark doğurmamalıdır. Özellikle piyasa ekonomisi ve serbest ticaret akımları dolayısıyla özelleştirmelerle, kamu hizmetlerinin özel hukuk, özel gerçek ve tüzel kişilere devriyle, ticaretin serbestleştirilmesi ve globalizasyonla devletin rolü değişmektedir. Ve bu bağlamda kamu ile özel hukuk alanları aynı hizaya getirilmektedir. Zaten bu gelişimlerin doğal sonucu olarak yönetişim mefhumu ortaya çıkmıştır ve bu çerçevede devletin rolü dönüştürülerek yöneten ile yönetilenin arasındaki keskin ayrım ortadan kalkmış, yönetilen de yönetilir hale, yönetimin bir parçası haline gelmiştir. Bu itibarla bu gelişimleri dikkatin nazara alırsak sadece dikey doğrudan etkiye sahip temel haklar koruması kişilere tam ve etkili bir yargısal koruma temin etmemektedir. Hukuki boşluk var ve bu sayede yasama organının özel hukuktaki anayasal hükümlere aykırı ve anayasal haklara aykırı durumları düzeltmesi beklenmeksizin yargı organının olaya müdahil olarak temel haklar korumasını sağlaması ve yargısal boşluğu, yargısal korunma boşluğunu bu şekilde telafi etmesi beklenir. İkinci bir başka boyut, şimdi yatay ilişkiler olarak belirtiyorsak, kamu hukukunun, özel hukukun nüfuzu çerçevesinde bakıyoruz ama nihayetinde bir özel hukuk ilişkisi. Karşı tarafında da yine bir özel kişi var. Bir gerçek veya tüzel kişi var. Bu çerçeveden bakarsak aslında bizim anlatmaya çalıştığımız kamu hukukunun etkisi aslında kişilerin sahip olduğu kamu hukukundan, anayasa hukukundan, temel haklardan kaynaklı haklarının hakları arasında bir balans, bir denge. Bu çerçeveden bakarsak aslında bu süreç bazı mağdur olmaya mütemayil hukuk alanlarında işte iş hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku gibi belirli mağduriyetlerin önüne geçebilecek, onların hakkını telafi edilebilecek. Bu sayede piyasa düzeltici bir mahiyet arz edebilecek ve sosyal hakları koruyabilecek, sosyal adaleti temin edebilecek bir formülasyonda kendisini tezahür ettirebilir. Bu çerçeveden bakarsak AB entegrasyonu, Avrupa entegrasyonunun Jacobinist üslubunun daha sonra bu horizontal yatay ilişki boyutu itibariyle tabandan tabana kişiler arası ilişkiler boyutuyla AB vatandaşlarının bütün AB hukuk düzeninde eşit ve ortak haklara sahip olması çerçevesinde AB hukukunun birliği, yeknesaklığı ve etkinliği temin edilecektir. Çünkü malumunuz burada herkes bir şekilde AB ile aşina, AB bir sadece devletlerin değil ayrıca halkların da birliğidir. Bu girizgahtan sonra hangi tür yatay ilişkiler bütünü var? Bazı noktalarda örtüşme literatürde rastlayabilirsiniz. Ana eksen itibariyle bazılarımızın kattığı kategori diğerinde olabilir. Ben kendi algılama tarzımı yansıtayım. 3 tane yatay etki türünü belirliyoruz. Biri yatay doğrudan etki, diğeri yatay dolaylı etki, bir de pozitif yükümlülükler. Şimdi bunları analiz edeceğim ayrı ayrı. Bunları analiz ederken 4 tane unsura özellikle temas etmek istiyorum.
O perspektiften kamu hukukunun özel hukuka nüfuz oranı bu çerçevede, bu ayrıma tabi tutma noktasında. Yükümlülüğün kaynağı ve muhatabının kim olduğu, yargısal operasyonellik düzeyinin, dozajının seviyesi ve kuvvetler arası, güçler arası, yasama, yürütme ve yargı arası dengeye etkisi boyutları itibariyle. Malumunuz yapay doğrudan etki, benim formülasyonunu ifade ettiğim etki, Fangen'in Rus kararıyla başlayan doğrudan etkinin yatay boyutta uygulanma türü bu. İki boyutu var. İkame etkisi ve sarf-ı nazar etkisi. İkame etkisi bir AB kaynaklı hakkın bir özel kişi aleyhine talep edilebilmesi. Ama literatürde de çok tartışma var. İşte doğrudan etki kavramını hak kavramıyla ne kadar bütünleştirebiliriz? Çünkü hak içermeyen hükümlerin de doğrudan etkisinin içtihatta kabul edildiğini biliyoruz. Bu çerçevede de sarf-ı nazar etkisi. Sarf-ı nazar etkisi de AB birinci hukukuna ve bu çerçevede temel haklara aykırı ulusal normların ve bu çerçevede de konumuz çerçevesinde özel ulusal özel hukuk hükümlerinin hukukiliğinin denetimi. Bu çerçeveden bakarsak ikincisi sarf-ı nazar. Bu sarf-ı nazar etkisini bazı akademisyenler doğrudan etki kategorisine almıyor. İkame etkisi, substitutional effect, ikame etkisini itirazsız herkes aynı kategoride alıyor. Ama sarf-ı nazar, exclusionary effect dediğimiz sarf-ı nazar etkisi ise bazıları tarafından dolaylı yargısal etki veya bir şekilde kamu denetimi içerdiği için farklı kategoride düşünülebiliyor. Bir, bu çerçevede de tetik yaklaşımı ve malumunuz öncelik yaklaşımı var. Yani doğrudan etkili Simmental davasında şekillenen AB hukukun üstünlüğünün doğrudan etkili olmasıyla ikisi birlikte mi sarf-ı nazar etkisi doğuruyor? Yoksa AB hukukun üstünlüğü, önceliği tek başına sarf-ı nazar etkisi doğurabilecek yetkinliği haiz midir? Bu tartışmalar elan devam etmektedir. Bu çerçeveden bakarsak benim algıladığım hem ikame hem sarf-ı nazar etkisinin birlikte kategorizasyon çerçevesinden bakarsak yükümlülük yatay doğrudan etkide direkt kişileri bağlamaktadır. Yani kişi aleyhine, özel kişi aleyhine bir diğer gerçek mütüel kişi tarafından direkt talepte bulunma ve bu çerçevede direkt yükümlülüğünün temel haklar kaynaklı karşı kişiye yüklenilmesi. Burada temel haklar doğrudan bu çerçevede hak ve yükümlülüklerinin kaynağını teşkil etmektedir. Yargısal operasyonellik çok yüksek. Yani sarf-ı nazar etkisi bir nebze hukuka aykırı özel hukuk normunun sarf-ı nazar edilmesi, bir yana konulması. İkinci boy ikame etkisi çerçevesinde bakarsak gerektiğinde özellikle haklar içeren boyut itibariyle direkt AB normunun o özel hukuk ilişkisine uygulanması. Bu çerçeveden bakarsak kamu hukukunun özel hukuka nüfuz dozajı çok yoğun. Yani hem yargı marifetiyle ulusal mahkeme bunu gerçekleştiriyor, hem özel hukukun yasama tasarrufuyla düzenlenmesini beklemeksizin gerektiğinde ikame etkisiyle bu hakkı temin ediyor. Bu çerçevede yasama ve yürütme organı aleyhine ve yatay doğrudan etkinin yargı lehine büyük bir yetki transferi, yetki devri söz konusu. İkinci boyut yatay dolaylı etki. Yatay dolaylı etkiden kastımız direktiflere ilişkinde von Colson'dan itibaren başlayan ekol. Yani buradaki dolaylı etki ulusal norm marifetiyle temel hakkın etki doğurması. Yani ulusal normun buna müsait bir esneklikte olması ve yorum itibariyle bu sonucu doğurması. Bunun için herhangi bir ön şart yok. Diğerinde şartlar var biliyorsunuz. Ve bunda taraf sorun yok. Ötekinde ilkinde mesela direktiflerin yatay etkisi tanınmıyor. Bunda herhangi bir taraf ve etki boyutu itibariyle şart yok veya norm boyutu itibariyle herhangi bir ön şart yok. Ama burada temel hakların kişilere etkisi özel hukuk üzerinden gerçekleşiyor. Dolaylı etki dediğimizdeki vurgu zaten bunu ifade etmektedir. Yani kamu hukuku, temel haklar özel hukuk yorumu itibariyle, ona uygun yorum itibariyle
kişiler arası ilişkilere uygulanmaktadır ve bu çerçevede yükümlülüğün kaynağı aslen özel hukuktur. Yani özel hukuk buna müsaade etmediği müddetçe kamu hukuku bu noktada AB kamu hukuku temel haklar bir etki doğurmaz. Bu çerçevede bunu özel hukuk marifetiyle etki olarak kategorize edebiliriz. Bu kategori Marlizing davasında da bizim çok fazla temas ettiğimiz acaba sarf-ı nazar etkisi doğuruyor mu? İşte ulusal mahkeme imkan ölçüsünde yapsın. Bazı noktalarda muğlak ifadeler var Adalet Divanı'nın. Acaba zaten kategorizasyonun da bu sebebiyet veriyor. Ama benim algıladığım, daha ben rigid bakıyorum, kamu hukuku, özel hukuk ayrımına dokunmuyor. Çünkü burada biraz sonra göreceğiz, sınırları var. Yani nihayetinde bu imkan tanınmıyorsa özel hukukun düzenlenmesi yasama organının uhdesinde bir mesele. Bu çerçevede bakarsak yargının sınırı, yani operasyonelliği, judicialization dediğimiz kategori dozajı birinci kategoriye göre az, yasama organının nihai noktadaki yargı yetkisine müdahale düşük. Yani burada sınırlı yetki temin edilmektedir. Yasama organının yetkisine saygınlık esastır. Çünkü mesela kontra legem yorum sınırı veya ceza hukuku çerçevesinde geri yürümezlik ve hukuki kesinlik ilkelerine ihlal etmeme adına bir sınır çizmektedir. Ve bu sınırın çizilmesi aslında sarf-ı nazar etkisinin olmadığının da bir nebze garantisi olarak değerlendirilebilir. Yani daha mefhum muhalifinden bakarsak. Pozitif yükümlülükler, bu da az bir kategori oluştursa da, az örnek oluştursa da AB hukukunda varittir. Hukuki dayanağı hukuki işbirliği ilkesi, ABA anlaşması, ABA Avrupa Birliği Anlaşması'nın 4. maddesinin 3. paragrafındaki hukuki işbirliği, sincere cooperation dediğimiz, duty of cooperation dediğimiz samimi işbirliği ilkesi. Burada dozaj gittikçe azalıyor bakıyorsunuz. Burada devletin bütünü, bütün organları itibariyle, bütün kurumları itibariyle fonksiyonel veya organik olabilir. Bütünü yükümlülüğün kategorisi içerisinde. Çünkü kamu otoritesini bağlıyor. Ve burada ikinci kategoriden fark, orada özel hukuk hükmü itibariyle ulusal hukuk marifetiyle etki doğurmasına rağmen burada devletin yükümlülüğü çerçevesinde etki doğuruyor. Bunun içerisinde yargıyı da katabilirsiniz tabii ki. Yasama organına olabildiğine saygılı, güçler bir dengesine saygılı. Mesela French Farmers, bu devletin Fransa'nın serbest dolaşımı müsaade etmesi, imkan tanıması veya Schmidberger'de davanın eylemciler tarafından açıldığını farz etme durumumuz bu kategoriye uyuyor. Aslen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bakarsanız Strasbourg'da açılabilen dava devlet aleyhine olduğundan özel hukuk ilişkilerini devletin temin etmesi boyutu itibariyle de özellikle vurgu alan bir boyut. Peki şart, derdimiz şart. Şartın uygulanması belirli bir ön şarta tabi midir? Evet. Çünkü şartın uygulanması otonom bir mahiyet arz etmiyor. Şart kendi kendine uygulanabilir bir nitelik arz etmiyor. Burada ben doğrudan etki kavramını atfetmiyorum. Daha çok self-applicable'dı. Bunun için Kuhn Lennart, Adalet Divanı'nın başkanının da ifadesiyle şart AB hukukunun bir gölgesi mahiyetindedir. AB hukuku birinci veya ikinci hukuk itibariyle bir tetikleyici, bir katalizör olmak zorundadır ki şart uygulanabilsin. Aksi takdirde bu, yani kıyas yapabilme boyutu itibariyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesindeki ayrımcılık yasağının tek başına uygulanamaması ve diğer hakların konvansiyon çerçevesinde korunan hakların kategorisine girmesi itibariyle uygulanabilmesine çok yakın bir mefhum. Onun için AB şartın uygulanabilmesi için bir AB hükmü, kendi dışında bir AB hükmü gerekir. Kimlere uygulanır? Rasyona materyale scope, kapsam nedir? Biliyorsunuz AB organ ve kurumları bu istisna getirmiyor. Üye devletlere uygulanması şartın, üye devletlerin AB hukukunu uygulanması boyutuyla. Bu iki boyut gösteriyor. Bir, ajanı olma itibariyle,
Bu yani AB hukukunun uygulaması itibariyle Wachoff davasından gelen orada serbest ekonomik serbestler çerçevesindeki içtihadın uygulanması. İkinci boyut derogasyonlar. Yani AB hukukundan derogasyon, istisna uygulanma durumu da aslında AB hukukun çerçevesinde üye devletlerin yetkilerini kullanma boyutunu gösterdiğinden bahisler. Peki gerçek ve tüzel kişilere uygulanabilir mi? Biz zaten yatay etkisini tartışıyorsak bunu kabul ediyoruz demektir. Şart ve hukukun genel ilkeleri AB hukuk tarafından yönetilen bütün hukuki durumlara uygulanabilir mahiyettedir. Bu çerçeveden bakarsak ilk iki kategoriden ziyade bizim üçüncü kategori gerçek ve tüzel kişilere uygulanabilme boyutu. Bunun için hukuki gerekçeler olarak Max Planck davasında Adalet Divanı 51. maddenin AB ve üye devletleri zikretmesine rağmen numerus clausus tahdidi olarak yorumlamadığından bahiste bunun kişilere uygulanamazlığı hükmünü doğuramayacağı. Diğer boyut itibariyle zaten ekonomik serbestler çerçevesinde belirli hükümlerin kişiler aleyhine de uygulanabildiği, onlara doğrudan etki uygulanabildiği ikinci kategori. Üçüncü kategori şartın belirli hükümlerinin kişilere hak temini tek başına yeterli olmak hasebiyle hak temini temin ettiği ve bunun özel hukuk ilişkilerinde diğer kişiler aleyhine ileri sürülebileceği. Bazıları boyutuyla da bazı hakların yine diğer bir özel hukuk kişisi olan mesela işçinin, işveren aleyhine bir yükümlülük doğurdu. Biraz zamanımı aşıyorum. Görüntüyü aldım ben. Sesinizle müdahale edebilirsiniz ilk hocam. Ben esas şeye gireceğim. Kusura bakmayın biraz. Hocam 5 dakika diyelim. 20 dakikamız da oldu. 5 dakika daha var. Çok teşekkür ederiz. Büyük keyifle dinliyorum bu arada. Sorumdan yiyeyim. Yani esas mevzuya geliyorum. Tamam hocam. Tabii ki. Haklar ve ilkeler. 52. madde diyor ki yeni bir kategori, bir şartta belirlenmiş ilkeler boyutu itibariyle ilkelerin yasama ve yürütme tasarrufları bağlamında hem AB ve hem de üye devletler tarafından gerçekleştirildiğini ve bu çerçevede sınırlı bir yargısallık temin ettiğini ve bu yargısallığın yorum ve o tasarrufların uygulanması boyutuyla olduğunu belirtiyoruz. Bu hüküm aslında Birleşik Krallık'ın bastırması ve Danimarka eşliğinde bastırması üzerine acaba ekonomik ve sosyal hakları biz politik ve medeni haklar kategorisinde değerlendirebilir miyiz? Şartın içine alalım mıyı? Uzlaşı çerçevesinde katan ve onu yumuşatan bir ekol. Bu çerçevede sınırlı bir yargısallık temin ediyor. Mesela açıklamalara göre belirli 25, 26 ve 37. maddeler ilke niteliğinde bazı hükümler 23, 33 ve 34. maddeler hem hak hem ilke niteliğindedir. Şimdi geldik şartın yatay doğrudan etkisine, içtihada. Üç tane hükümme sarih olarak Adalet Divanı yargısal olarak doğrudan etki, yatay doğrudan etki tanımıştır. 21. madde bu ayrımcılık yasağı. Hem bunun yaş itibariyle hem din itibariyle uyguladı. 31 taksim 2. madde bu ve 47. madde ücretli izin hakkı, 47. maddede etkili yargısal koruma. Bu üç tanesini tanıdı. Ama AMS davasında aslında şeyi açık bıraktı. Yani 27. biraz sonra açıklayacağım. 27. maddenin olmadığından bahiste olabileceğine ilişkin bir kabul ortaya koydu. Şimdi şartın yatay doğrudan etkisi aslında yeni bir şey değil. Hem Alman hukukunda Nipperde ve Dürik eksenindeki içtihat, hem şeyde Amerika'da state action çerçevesindeki içtihatın da yansıması ABD'de de ekonomik serbestler, Defren davası, Walraff, Angonis, Laval, Viking davaları biliyorsunuz. Hem hukukun genel ilkeler çerçevesinde Gözde Hocam'ın da temas edeceği Mangol, Küçük Deveci, Laval ve Viking davalarında belirli hakların yatay doğrudan etkisi temin edilmiştir. Buradaki Adalet Divanı'nın buna gerekçe olarak ve şart olarak sunduğu ön şart olarak mandatory yani bağlayıcılık, mutlak bağlayıcılık. Bunu ekonomik serbestler çerçevesinde de kullanıyor. Ben de hem buradaki biraz terminoloji precise and clear kavramlarına tekabül ediyor. Hem açık hem belirgin olması hem de mandatory de ergo omnes efekti bence temas ediyor. Bir de unconditional şartsızlık hususu. Ve
bunların olması, yani yeni bir uygulama tasarrufuyla daha somut hale getirilme yükümlülüğü olmama. İkinci boyut itibariyle belirli haklar, kavram itibariyle hakkın kişilere hak temin ettiği. Yine aynı üslupta belirli hükümlerin tek başına kişilere hak temin ettiği 21. maddede ve diğer kişiler aleyhine talep edilebilmesi, 47. madde çerçevesinde de yine aynı şekilde etkili yargısal korunma ilkesinin daha somutlaştıracak herhangi bir tasarrufa gerek olmaksızın yargısallık kazanılmış bir ilke oldu. Reddedilenler hangileri? 26. madde engellilere ilişkin, entegrasyona ilişkin ve 27. madde işçilerin iş yerindeki bilgi edinme ve ona ilişkin danışma hakkı. Bunları reddediyor. Bunda da üslup AB hukukuna uyumlu ve üye devlet hukukuna uyumlu olması çerçevesinde algıladığı bunun şartsızlık hükmüne uymadığı ve bu çerçevede daha somutlaştırılması gerektiğine ilişkin dayanağı. İkinci boyut, bir de burada şey var, şartın hükmünün doğrudan etkili olmaması direktifle telafi edilebilecek bir mevzu değildir. Bu çerçevede direktif işte arka kapıdan dolaşılıyor mu sorularına, endişelerine bu şekilde cevap veriyor. Glassel davasında da Adalet Divanı engellilere ilişkin bunun bir ilke mahiyetinde olduğunu belirtiyor. Yani biz buradan şunu anlıyoruz, ilke ve haklar şartta ayrı kategoride, ilkeler daha çok doğrudan etkili olmayanlar kategorisine dahil edilebilir. Çok az vaktim kaldı. Son çıkarımları sunacağım. Biraz vaktimi geçtim. Kusura bakmayın. Ne yapacağız? Nasıl algılayacağız? Nihai noktada yetki Adalet Divanı'nda. Adalet Divanı lafzına, amacına ve doğasına bakacak. Acaba bu hak temini sağlıyor mu? Ancak yani hak kavramı başlı başına belirleyici bir kavram değil. Hükmün lafzında hak kavramının yer alması doğrudan etkiliğinin garantisini teşkil etmiyor. Mesela 23. maddede yaşlıların haklarından bahsediliyor ama hüküm sanki daha çok ilke formatına tabi. 26. madde biraz önce reddiye noktasında engellilerin hakları hak kategorisinde ama reddedilmiş. 27'de işçilerin bilgi edinme danışma hakkı yine reddedilmiş yatay doğrudan etkisi. Bazı kategoriler, 32. madde mesela, hak kavramını içermese dahi çocuk istihdamının doğal olarak en fazla yaşanabileceği özel hukuk ilişkisi çerçevesinde, iş hukuku çerçevesinde olması hasebiyle daha çok yatay doğrudan etkiyi çağrıştırması. Yani hak kavramı da belirleyici değil. 27. madde ikinci kategori olarak AB hukuku veya üye devlet hukuk ve uygulamalarının şartlarına tabi olması. Bu da belirleyici değil. Niye belirleyici değil? Mesela 28. madde, 28. madde Laval ve Viking davalar çerçevesinde toplumun toplu eylem hukukun genel ilkeleri itibariyle yatay doğrudan etkisi tanınmış ve muhtemelen teşmil edilecek 28. madde. Yani o ibareleri içermesine rağmen. 51. maddelerde yer alan haklara saygı duyulacağı, işte ilkelere riayet edileceği ibareleri de belirleyici görünmemektedir ama şel ibaresi hukukçuların bir mutlaklık ifade ettiğinden bahiste belki hakka tekabül edebileceği ama daha genel, aspirasyonel, programatik ifadelerin ise ilke kategorisinde ve doğrudan etkili olmayacağı değerlendirilebilir. Başlık altında düzenleme de belirleyici değil. 21. madde mesela eşitlik başlığı altında düzenleniyor, tanınıyor. 31. madde dayanışma başlığı altında tanınıyor. Ama 26. madde 21. madde ile aynı şekilde eşitlik başlığı altında, 27. madde de 31. madde ile aynı dayanışma başlığı altında olmasına rağmen diğerleri reddediliyor. Bazı ekonomik serbestlerin yansımaları olarak 15, 16 ve 17. maddeleri, işte mülkiyet hakkı, teşebbüs hürriyeti gibi veya iş tayini noktasında haklar da teşmil edebilir, mahiyet arz edebilir. 352. maddedeki ilkeler, haklar, ilkeler burada ayrı kategori. Mesela bizim doğrudan etki, subsidiarity,
şudur budur. Yani öncelik ilkelerine tekabül etmiyor. İki, hukukun genel ilkelerine tekabül etmiyor. Burada ilke aslen şeye tekabül ediyor. Doğrudan etkili olmayan programatik hükmü ifade ediyor. Haklar, her hak yatay doğrudan etkili midir? Ama buradaki ilke hak ayrımı doğrudan etkili olup olmadığına temas ediyor denilebilir. Peki ilke çerçevesinde nasıl bakacağız? Uygulama tasarruflarıyla mı sınırlı yargısallık içeriyor? O çerçevede bazıları bunun dozajının daha yüksek olması gerektiğini, sarf-ı nazar etkisinin doğacağını, yani uygulamasına tabi olmaması gerektiğini, ayrıca yorumun niye uygulayıcı tasarruflar çerçevesinde sınırlı kalması gerektiğini iddia ediyor. Belirleyici unsur ne? Hükmün lafzı amacı ışığında bakacağız. Hukuk sözcüsü Fangenenluz'un yıllar önce belirttiği esas mesele yargısallık, judicialization. Yani buna müsait mi? Ekstra somutlaştırıcı bir tasarrufa ihtiyaç hissediyor mu? Şartsız mı? Bu çerçevede bakabiliriz. O çerçevede doğrudan etki ilkelerinin belirgin, somut ve şartsız olmasına farklı kategorizasyon çerçevesinde şartlar belirlemesine rağmen niye aynı noktada aynı kapıya ulaştığımızı ifade edebiliriz. Teşekkür ediyorum. Zamanımı açtım. Kusura bakmayın. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Çok büyük keyifle dinledik. Çok sağ olun. Konuyu da etraflıca ele aldınız. Çok teşekkür ederiz. Ben Aslı Hocam'a sözü devretmek istiyorum. Avrupa Birliği ve Hukukun Üstünlüğü başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Aslı Hocam buyurun, söz sizin. Ben müsaadenizle hazırlık yapayım. Buyurun hocam. Aslı Hocam sesiniz gelmiyor ama ben yine size bir... Mikrofonu kapatmışım. Kusura bakmayın lütfen. Tamam hocam, estağfurullah. Biraz heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için İlke Hocam. Benim için ayrı bir önemi var. Çünkü ben de Ankara Üniversitesi hem lisans mezunuyum hem de İlke Hocam'la aynı anabilim dalında beraber doktorayı yaptık. O yüzden o zor aşamalardan da beraber geçtik. Sanem Hocam'ı da burada görmek beni iyice heyecanlandırdı. Çünkü sanki doktora dersindeyim ve bir sunum yapacakmışım gibi bir hisse kapıldım. Ama bu da keyifli. Çünkü o heyecanı hala yaşayabiliyorum demek ki. Bugün Avrupa Birliği ve Hukukun Üstünlüğü gibi böyle çok geniş bir başlık seçmişim. Tabii ki ne yazık ki tümüne değinmem ya da bu kadar detaya hakim olmam mümkün değil. Aslında benim bu başlığı seçmemdeki amaç özellikle son dönemde Avrupa Birliği'nde Polonya ve Macaristan nedeniyle yaşanan sıkıntılar, hukukun üstünlüğüne ilişkin yaşanan sıkıntılar. Her ne kadar Avrupa Birliği'nde sanki Polonya ve Macaristan'la birlikte ortaya çıkmış gibi görünse de aslında hukukun üstünlüğü problemi bu kadar da yeni değil. Aslında daha önce de benzer bir durum yaşandı veya yaşanıyor. Ama en son bu Polonya ve Macaristan'la olan problemlerin belki boyutunun artması durumu iyice gündeme taşıdı ve tabii ki bir şey yapılması gerekiyor. İlke Hocam ben de paylaşabiliyor muyum? Aslı Hocam tabii ki altta share screen diye yeşil gözüküyor yani, bende. Muhtemelen ben, sizde de öyledir. Bir dakika bakayım. Önce açayım o zaman. Önce bilgisayarınızda açıyorsunuz hocam. Ondan sonra share screen deyip oradan uygulamayı seçiyorsunuz. Evet. Tamam. Yansıdı hocam. Teşekkür ederim. Şöyle yapayım. Öncelikle kısaca işte hukukun üstünlüğü nedirle başlamak istiyorum. Biraz böyle geçmişe gidiyorum ama aslında hepimiz biliyoruz hukukun üstünlüğünün ne olduğunu. Hukukun üstünlüğü tabii ki ta Helenistik dönemlere kadar uzanan bir geçmişe sahip ama özellikle 13. yüzyılda İngiltere'de Henry de Bracton tarafından özellikle tahtın mevcut siyasi gücünü sınırlamak amacıyla ortaya atılmış ve rule of law olarak kabul ediliyor. Tam karşılığında işte hukukun üstünlüğü de deniliyor, hukukun hakimiyeti şeklinde de yorumlarla karşılaşabiliyoruz. Peki bu hukukun üstünlüğünün tanımı ne? Aslında sadece hukuk kurallarının topluma yönelik değil, aynı zamanda bu kuralları getirenlere de yönelik olduğu ve dolayısıyla onların da hukuk ilkeleriyle bağlı olduklarının kabul edilmesi anlamına geliyor. Bu neden önemli bu
tanım. Çünkü bir rule of law, bir de rule by law var. Ve bu ikisi bana kalırsa çoğu zaman karıştırılıyor. Halbuki rule of law dediğimizde hukukun üstünlüğü, hukukun hakimiyetini vurgularken, rule by law da hukuk aracılığıyla hakimiyet ifadesiyle karşılaşıyoruz ki bu da beraberinde şu endişeyi de getiriyor. Gücün kötüye kullanılması kimi zaman hukuk aracılığıyla da yapılabiliyor. O yüzden de hukukun üstünlüğü ilkesi bu anlamda çok çok önemli ve aynı zamanda hukukun üstünlüğüyle iyi yönetim ve kötü yönetimin birbirinden ayırt edilebileceği, gerçek anlamda süreklilik gösteren bir adalet anlayışına sahip olunması ve tabii ki de bu ne derler ona, hukuk kurallarının oluşturulmasında kural koyanların, yani diğer bir deyişle belki siyasi gücü elinde tutanların çıkarlarının olabildiğince, onların çıkarlarından olabildiğince uzak bir şekilde aslında bunun gerçekleştirilmiş olması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Bu 13. yüzyılın ardından aslında 1656 yılında James Harrington'ın ünlü The Commonwealth of Oceania adlı eserinde de şöyle bir tanıma yer veriliyor. Deniliyor ki the empire of laws, not of men. Aslında burada rule of law'un tam belki de, ben nedense çok hoşuma gidiyor çünkü bu şekilde açıklamak bana çok tatmin edici geliyor. Burada da hukukun krallığı, kişilerin değil. Yani dolayısıyla evet bir krallık var ama bu krallıkta hakimiyet sadece hukukun elinde olmalı eğer gerçekten hukukun üstünlüğünden bahsedeceksek. Peki ne gibi bir sakıncası var hani hukukun hakimiyetinin olmamasının? Burada tabii her şeyden önce az önce söylediğim gibi siyasi iktidarın çıkarları devreye girebilir. Ve bu sefer de hukuk silah olarak kullanılmaya başlanabilir. Az önce de söyledim. Çünkü kötüye kullanmada hukuk bir araç haline gelir. Veya işte siyasi iradenin kontrolünü sağlamak için hukukun üstünlüğü çok çok önemli bir ilke. Ve bunun yanı sıra kuvvetler ayrılığı, kurumsal denge ve hesap verilebilirliğin gerçekleşmesi adına yine hukukun üstünlüğüyle sağlanabilecek durumlar bunlar. Ve belki de en önemlisi adaletin güvence altına alınması, siyasi iktidar baskısının engellenmesiyle söz konusu olabiliyor. Ve belki burada da engellemede en büyük rol belki de hukukun üstünlüğü ilkesine ne kadar umulduğuyla da doğru orantılı olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir dakika, bir tane slide atladım mı ben? Yok, atlamamışım. Şimdi böyle kısa bir giriş yaptıktan sonra Avrupa Birliği'ne gelelim. Avrupa Birliği'nde hukukun üstünlüğü. Avrupa Birliği'nde hukukun üstünlüğü aslında ilk kurucu antlaşma metinlerinde karşımıza çıkan bir durum değil. 1987'de ilk köklü değişiklik Avrupa Tek Senedi ile geldi biliyorsunuz. Burada ön sözde temel hak ve özgürlükler ile eşitlik ve sosyal adalete aslında bir atıf yapılmış. Doğrudan bir hukukun üstünlüğü ifadesi yine yer almıyor. Ardından Maastricht Antlaşması, yani 1992 tarihinde yine burada ön söz kısmında üye devletlerin özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ile hukuk devleti ilkesine bağlılıkları şeklinde bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Ama yine belirteyim, sadece ön sözde geçiyor. Bunun dışında ortak dış güvenlik politikası ve kalkınma politikasına ilişkin hukukun üstünlüğüne yönelik bir takım ifadeler var. İlk olarak bu yüzden 1997 tarihinde Amsterdam Antlaşması'yla Avrupa Birliği'nde hukukun üstünlüğünün, yani hukukun üstünlüğü teriminin antlaşmalara dahil olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunlar kurucu ilkeler olarak düzenleniyor ve antlaşma metninin içerisinde yer alıyor. Bunun ardından Lisbon Antlaşması 2009 burada yine bu muhafaza ediliyor. Hatta madde biraz daha geliştiriliyor ve karşımızda değer olarak yine hukukun üstünlüğünün Avrupa Birliği için kurucu bir ilke olduğu söyleniyor. Bunun dışında aslında yine biliyorsunuz Avrupa Birliği Adalet Divanı Avrupa Birliği hukuk açısından çok çok önemli. Neden? Çünkü birçok konu antlaşmalarda yer almasa bile çoğu zaman Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihadıyla karşımıza çıktı ki bunlar mesela doğrudan etki ve öncelik gibi bugün Avrupa Birliği hukukunun vazgeçilmez ilkeleri olan ilkeler. Ve ilk olarak da aslında hukukun üstünlüğüne Levert kararında Avrupa topluluğunun hukukun üstünlüğü üzerine kurulu olduğu ifadesi yine divan tarafından açıkça kararda yerini aldı.
Bugün Avrupa Birliği Antlaşması'nın ikinci maddesinde, slaytta da paylaştım, birliğin insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kurulu olduğu açık, net bir şekilde düzenlenmiş. Peki bunun dışında, pardon, nerede var? Aslında bu Avrupa Birliği'nde hukukun üstünlüğü öncelikli olarak aday ülkeler için öngörülüyor. Nasıl? 1993 yılında Kopenhag kriterleriyle birlikte Kopenhag kriterlerinden siyasi kriterler olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine Avrupa Birliği Antlaşması'nın 49. maddesinde de ikinci maddeye atıf yapmak suretiyle bu ikinci maddede az önce saydığın değerlere saygı gösteren, işte bu değerleri desteklemeyi taahhüt eden her Avrupa Birliği'nin ancak işte gerekli şartları yerine getirdikten sonra Avrupa Birliği'ne üye olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla diyebiliriz ki aslında ikili bir yaklaşım var. Bir, aday devletler için. İki, üye devletler için. Ama işte buradaki sıkıntı aslında aday devletlere yönelik hukukun üstünlüğüne ilişkin yaptırımlarla üye devletlere yönelik yaptırımlar acaba birbirine denk mi veya benzer şekilde mi ya da aynı şekilde etkili mi? Evet, slide'ı geç açtım. Kopenhag kriterleri siyasi kriter olarak burada yer alıyor. 49. maddenin dışında bir de temel haklar şartı var biliyorsunuz. Temel haklar şartı da aslında zaman içerisinde Avrupa Birliği'ne 2000'li yıllarda dahil olup ama o tarihlerde hukuki bağlayıcılığa sahip olmayan Lisbon'la birlikte bugün hukuki bağlayıcılığa kazanmış bir metin. Ve burada da hukukun üstünlüğüne yer veriliyor ve deniliyor ki birlik demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanmaktadır denilerek bir de karşımıza temel haklarda, temel haklar şartında böyle bir düzenleme çıkıyor. Peki bu kadar işte hem aday ülke için düzenleme var hem üye devlet için düzenleme var. İşte temel haklar şartında ayrıca hukukun üstünlüğüne ilişkin bir kısım var. Peki neden önemli Avrupa Birliği için? Avrupa Birliği aslında bu Avrupa entegrasyonu açısından baktığımızda totaliter rejimlerin oluşmasını engellemek ve aynı zamanda uluslararası liberal düzenin devamını sağlamak adına hukukun üstünlüğünün önemli olduğunu düşünüyor. Ve aynı zamanda hukukun üstünlüğü ilkesiyle barışçıl çözüm yollarının birbirleriyle ilişkili olduğu zaten herkes tarafından biliniyor. Çünkü hukukun üstünlüğü ilkesine riayet eden bir devletin sorunlarını da yine barışçıl çözüm yollarıyla çözebileceği. Bu da nereden kaynaklanıyor? İşte Avrupa Birliği'nin oluşumunda biliyorsunuz bir dünya savaşı var ve işte dünya savaşı gibi bir etkiden aslında hukukun üstünlüğü ilkesine saygı duyan devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir birlik içerisinde barışçıl çözüm yollarıyla hani ilerideki sorunların üstesinden gelinebileceği düşünülüyor. Aynı zamanda hukukun üstünlüğü antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri muhafaza etmek, bu haklara sahip olmak adına önemli. Karşılıklı güvenin muhafazası için hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyuyor. İç pazarın işleyişi için çok çok önemli çünkü hukuki kesinlik ilkesini içinde barındırdığı için iç pazarın işleyişinde belirsizlik endişesinden kaçınmasını sağlıyor iç pazarda yer alacak kişilerin ve tabii ki de üyelik koşulu olarak da zaten önemine değindik 49. maddeyle ve Kopenhag kriterleriyle zaten bunu dile getirmişti. Avrupa Birliği'nde hukukun üstünlüğü acaba nasıl korunuyor ya da bunu korumaya ilişkin bir mekanizma var mı? Şimdi ben burada direkt 2014'ten başladım ama bu hoşuma gitmedi. Bunun yeri doğru olmamış. Bir saniye. Şöyle yapayım. Ama bu hiç olmaz. Bir saniye. Ben çok buna bağlı kalmasam daha hayırlı olacak galiba benim için. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Aslında elimizde bir yedinci madde var. Avrupa Birliği Antlaşması 7. madde. Böyle olmayacak onu da göstereyim. Ve bu hukukun üstünlüğünü koruma mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. İşte Avrupa Birliği Antlaşması 7. maddede düzenlenmiş. Bu ne zaman antlaşmalara dahil oluyor? Aslında 1997 Amsterdam Antlaşması ile birlikte karşımıza çıkıyor. Ancak
Bu Amsterdam Antlaşması ile yürürlüğe girdiği zaman şu anki haline sahip değil. Yani dolayısıyla burada şu an birazdan göreceğiz önleyici mekanizma adını verdiğimiz 7. maddenin 1. fıkrasındaki düzenleme yok. Bu 7. madde işte ciddi ve sürekli bir ihlalin söz konusu olması halinde bir yaptırım öngörüyor. Ancak 2000 yılında Avusturya'da aşırı sağcı bir partinin koalisyon ortağı olarak hükümette yer alması birden kafalarda soru işareti yaratıyor. O anda ciddi veya işte sürekli bir ihlal olarak değerlendirilebilecek herhangi bir durum aslında yok. Yani fiili bir durum söz konusu değil. Ama bu yine de Avrupa Birliği'nde endişe yaratıyor. Yani bu göreve gelen iktidarın politikaları ile Avrupa Birliği'nin değerlerinin ciddi ve sürekli bir şekilde ihlal edilmesi riski olduğunu düşünüyorlar. Ve dönüp 7. maddeye bakıyorlar. Ama 7. maddede de henüz ortada ciddi ve sürekli bir ihlal söz konusu değilse herhangi bir müdahale söz konusu değil. İşte bu durum aslında 7. maddede değişiklik yapılmasını gündeme getiriyor ve Nisan Antlaşması'yla 7. madde bugünkü halini alıyor diyebiliriz. Ha peki bu Avusturya'daki kriz ne oluyor? Avusturya'daki krizde işte az önce de söylediğim gibi aşırı sağ bir partinin iktidarda yer alması bu sefer Avrupa Birliği'ne üye olan devletler bireysel olarak tepkilerini ortaya koyuyorlar ve genelde diplomatik faaliyetlerin azaltılması gibi, işte Avusturya ile ilişkilerin en alt seviyeye indirgenmesi gibi bir takım siyasi yaptırımlar uygulayarak, yani Avrupa Birliği üzerinden değil, tek tek girişimlerde bulunuyorlar. Ve tabii bu durumda Avrupa Birliği'nin, evet benim bu konuda bir eksiğim var, demek ki hukukun üstünlüğüyle ilgili bir problemle karşılaşırsam mevcut durumda pek bir şey yapamıyorum şeklinde düşünmesine yol açıyor. Ve 7. madde karşımıza çıkıyor. 7. maddeyi aslında iki mekanizma olarak ele alabiliriz. Çünkü 7. maddenin 1. fıkrasında önleyici bir mekanizma öngörülmüş. Ve bu mekanizmada deniliyor ki eğer 2. maddede belirtilen değerler bir üye tarafından ciddi biçimde ihlaline yönelik açık bir risk bulunduğu durumlarda işte üyelerin 5'te 4 çoğunluğuyla tespit yapılabilir deniliyor. Bunun bir tık ötesi 7. maddenin 2. fıkrasında karşımıza çıkıyor ve burada da deniliyor ki ciddi ve sürekli bir ihlalin varlığı aranıyor burada ve eğer böyle bir ihlal söz konusu olursa oy birliğiyle bu ihlalin varlığını tespit edebiliyor. Tabii bu durumda bizi yaptırıma götürüyor. Üçüncü fıkrasında da aslında yaptırıma yer veriyor ve diyor ki fonların kesilmesi veya oy haklarının askıya alınması gibi bir durumla karşı karşıya kalınabileceği düzenleniyor 7. maddede. Şimdi böyle bir düzenleme var. Bunun dışında ne yapılabilir aslında bir üye devletin ciddi ve sürekli bir ihlalin söz konusu olması halinde? 2. maddeye yönelik olarak 258, 259 ve 260 biliyorsunuz ihlal davaları. İhlal davası 258'de komisyon tarafından açıldığı durum karşımıza çıkıyor. 259'da ise bir üye devlet tarafından başka bir üye devletin Avrupa Birliği hukukunu ihlaline dair bir ihlal davası açma durumu söz konusu. Dolayısıyla bu yöntemin de aslında hukukun üstünlüğü ihlallerinde kullanılabileceği düşünülüyor. Diyeceksiniz ki hocam eğer madem öyle hani o da var bugün niye bu kadar sorun oluyor? Şimdi burada en büyük sorun bir kere 7. maddenin bir saniye onu da bulayım. Ne yapmışım ben bunu? 7. maddeye ilişkin değerlendirmeyi yapacak olursak her şeyden önce bu bir siyasi mekanizma ve burada öngörülen yaptırımın hayata geçirilebilmesi için evet ihlali gerçekleştiren üye devlet hariç olmak üzere oy birliği aranıyor. Ancak burada da şöyle bir durum söz konusu oluyor. İşte Polonya ve Macaristan bunu zaten ilk günden dile getirdi. Ne Polonya Macaristan'ın aleyhine ne de Macaristan Polonya'nın aleyhine oy kullanmayacağını dile getirdiler. Dolayısıyla otomatikman ne oluyor? Oy birliği olasılığı ortadan kalkmış oluyor. Ve tabii hani bu Polonya ve Macaristan özel durumunun dışında kimi zaman da siyasi çıkar ve işbirliği nedeniyle de aslında devletler
birbirlerinin aleyhine girişimlerde bulunmak istemiyorlar ki bunun en güzel göstergesi de bir devlet başka bir devlet aleyhine ihlal davası açmak yerine bunu komisyon üzerinden yaptırmayı tercih ediyor. Neden? Olurdu bir gün benim de başıma gelirse endişesi aslında üye devletlerin bu anlamda geri durmasının en büyük sebebi oluyor. Ha tabii bu arada ne oluyor? 2007'de Bulgaristan ve Romanya dahil oluyor Avrupa Birliği'ne. Ancak Romanya ve Bulgaristan'ın aslında tam anlamıyla üyelik kriterlerini sağladığı tartışmalı. Ve bunun da farkında olduğu için Avrupa Birliği ilk kez bu iki üye devlete karşı bir denetim mekanizması oluşturuyor ve buna da diyor ki işbirliği ve doğrulama takip mekanizması ve bu surette özellikle yolsuzlukla, organize suçla ve yargı alanındaki aksaklıklara yönelik kurulmuş bir sistem bu. Ve bu sistemde komisyon başrolde, her iki ülkenin de işte reformları bu ilgili alanlarda atmış olduğu adımlar ve mevcut durum takip ediliyor. Ve buna ilişkin raporlar düzenli olarak paylaşılıyor. Ve bu arada rapor paylaşıldıktan sonra da bu devletlere Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu politikalar geliştirmeleri için teşvik ediliyorlar. Ha, 2007'de başlıyor bu süreç. İşte kaç sene olmuş? Zannediyorum 13-14 sene olmuş. 13-14 senede birçok rapor yayınlanmış ama gelinen noktada görünen o ki hani bu işbirliği ve doğrulama takip mekanizması çok da başarılı olamamış. Ardından özellikle bu Polonya ve Macaristan'ın durumundan sonra 2014 yılında başka bir mekanizma ortaya atılıyor ve bu mekanizmanın adı da şu şekilde adlandırılıyor. Ben yine slide'ı bulamadım. Bir saniye özür diliyorum. Ha şurasında, evet. Ha, hukukun üstünlüğü koruma prosedürü adı altında 2014 yılında kabul ediliyor bu prosedür. Burada işte deniliyor ki aslında burada hukukun üstünlüğünün Avrupa Birliği açısından da ne anlama gelmesi gerektiğine ilişkin ilkeler de yer alıyor. Kanunilik ilkesi, hukuk güvenliği ilkesi, yürütme erkinin keyfi işlem yasağı, bağımsız ve tarafsız hakim önünde bağımsız ve etkili hukuki denetim, adli yargılanma hakkı ve kuvvetler ayrılığı ve kanun önünde eşitlik ilkelerinin Avrupa Birliği'nde hukukun üstünlüğünü tanımlamak için kullanılan ilkeler olduğu söyleniyor. Ve bu hukukun üstünlüğü kurma prosedürüyle de bir tablo oluşturuluyor tüm üye devletler için. Ve bunların aslında karnesi çıkartılıyor hukukun üstünlüğü konusunda. Bu da yeni öngörülen bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Biraz heyecanlandım, 5 dakikam kalmış. Halbuki daha anlatacaklarım var. O yüzden hızlıca şuraya geçmek istiyorum. Şimdi elimizde demek ki 7. madde var. İhlal davaları şansımız var ve bu öngörülen bir takım siyasi mekanizmalar var. Ancak 7. madde dediğim gibi oy birliği nedeniyle zaten çok mümkün değil. İhlal davasında da sıkıntı hukukun üstünlüğünün ihlalinin çok kolay bir şekilde ispatının yapılamayacak olması. Yani bunun Avrupa Birliği ile ilişkilendirilmesi gerekiyor. İşte bu noktada da birçok şu an literatürde görüş ortaya atılıyor. Ve ben bunlardan en sağlıklı olanı diyeyim. Çünkü bazılarının eksik, pozitif ve negatif tarafları var. Bunlardan ilki sistematik ihlal prosedürü olarak Kim Şepel tarafından aslında ortaya atılıyor. Ama en son Profesör Koçenov'la birlikte bir yayın yaptılar. Çok da güzel, tavsiye ediyorum. Burada şöyle diyor bu görüş, sistematik ihlal prosedürü. Diyor ki madde 2'de işte hukukun üstünlüğüne yer verilmiş. Madde 2'de tek bir, yani bir üye devletin tek bir ihlalini değil, birkaç ihlalini bir araya getirip bunu bu şekilde 258. madde üzerinden ihlal davası açarak ileri sürüp ve söz konusu ihlallerin yine Avrupa Birliği Antlaşması'nın 4. maddesinin 3. fıkrasında yer verilen sadakat hükmüne ilişkin olarak Avrupa Birliği ile bağlantısı kurulabilir ve bunun üzerinden İhlal davası devam edebilir şeklinde bir yaklaşım var ve bu bildiğim kadarıyla en çok taraftar alan görüşlerden bir tanesi. Bunlar neredeyse aynı. Ben açıkçası Türkçesini nasıl çevirmem gerektiğine kararsız kaldım. Binding intergovernmentalism olarak geçiyor. Hani yakıcı hükümetler arasıcılık mı, acı mı bilemedim. O yüzden aynen muhafaza ettim. Bu da az önce anlattığım ihlal prosedürünün bu sefer 259 üzerinden yürütülmesi, yani komisyon değil de bir üye devlet tarafından açılması
öngörüyor. Ama buna ilişkin bir takım eleştiriler var. Çünkü şöyle deniliyor. Çünkü komisyon tarafından değil de bir üye devlet tarafından açılırsa aslında bir pozitiflik söz konusu olur. Çünkü komisyona karşı ileri sürülebilecek olumsuz görüşler ortadan kalkar. Hani bir üye devlet diğer üye devleti açmış gibi. Bir üçüncüsü Armin von Bogdandy tarafından dile getirilmiş ters Solange, zıt Solange ya da burada da hatırlarsınız Solange'de ne deniliyordu? İşte eğer Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği temel hakları gerektiği şekilde korumazsa bu hak bizde saklıdır deniliyordu. Burada da deniliyor ki işte hukukun üstünlüğüne ilişkin üye devletler yeterince koruma sağlamazsa Avrupa Birliği Adalet Divanı bunu kullanır. Ama işte burada da şöyle bir sıkıntı var. Bunun olabilmesi için ulusal mahkemeler aracılığıyla divan önüne gelmesi lazım konunun. Şimdi hukukun üstünlüğünün zedelendiği bir ülkede yargının bağımsızlığı da biraz tartışmalı oluyor hak verirsiniz ki. Çünkü Polonya ve Macaristan'da yaşadığımız örneklerde de ilk bozulma nerede gerçekleşiyor? Yargıya müdahale ile söz konusu oluyor. Bunun dışında yatay Solange adını verdiğimiz başka bir uygulama var. Çok özür diliyorum. Kalbi sessizde. Burada da deniliyor ki üye devletler kendi aralarında yaptırım uygulasınlar hukukun üstünlüğünü ihlal ettikleri bir devlete karşı. Hocam süren bitti mi? Hocam bir dakika da tamamlayabilirseniz çok seviniriz. Hocam şimdi burada da sıkıntı kafalarına göre o zaman birbirlerine yaptırım uygularlarsa bu zaten iç pazarı en başta olumsuz etkiler. O yüzden yaptırımların merkezden ve tek elden olması gerektiği düşünülüyor. Bir başka öneri ise temel haklar şartı ve Avrupa vatandaşlığı üzerinden işte Avrupa vatandaşlığından dolayı vatandaşların haklarının ihlale uğradığı gerekçesiyle dava açılabilir deniliyor. Ama bunun da açıkçası çok da fazla taraftar yok. Çünkü 51. maddenin özel durumu nedeniyle. Çok hızlıca, çünkü bence burası çok önemli, çok güzel bir gelişme oluyor. Yani önce şunu söyleyeyim. Polonya ve Macaristan'la ilgili 7. madde işletilmeye başlandı. Ama dediğim gibi hani oy birliğinin çıkma şansı olmadığı için çok bir umut vaat etmiyor. Bunun dışında her ikisi için de ihlal davası açıldı. Hatta mahkumiyet kararı verildi ama istenilen sonuca yine ulaşılamadı ve işin kötü tarafı ihlal davasının sonucunda işte gerekli düzeltmeler, düzenlemeler yapılmadığı takdirde yapılacak yaptırım sadece 260. madde ve burada da para cezası karşımıza çıkıyor. Zaten şöyle de bir eleştiri var. Otoriter rejime doğru yol alan ülkelerde hani bu para cezasının ne kadar da bir etkinliği olabilir. Ama güzel gelişme dediğim şu. Republika kararı zannediyorum 20 ya da 21 Nisan 2021'de açıklandı. Bu Republika kararının ne Polonya ne Macaristan'la bir alakası yok. Malta ile alakası var. Malta'da yine adalet ve hukukun üstünlüğünün korunması amacıyla faaliyet gösteren bir dernek var. Ve bu dernek Malta'nın yargıçların atanmasına ilişkin mevzuatının yargısal bağımsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıyor ve burada Avrupa Birliği'nin 19. maddesinin birinci fıkrasına ihlal ettiğini söylüyorlar. 19. maddenin birinci fıkrası ne derseniz burada hukuki etkinlikten bahsediliyor ve deniliyor ki Avrupa Birliği hukukunun tam anlamıyla uygulanabilmesi için üye devletlerin hukuki mekanizmalarının etkin şekilde aslında burada yazıyor ama şimdi geri dönmeyeyim, aramayayım size maddeyi. Etkin şekilde kullanılması gerekiyor diyor. Çok ilginç bir şekilde ve bu benim beklediğim bir şey. Çünkü ben ilk günden bunu düşünüyorum ama kendi fikrimi açıklamaya çok vaktim olmayacak. Divan ilk olarak ilk kez bu Republika kararında madde 49'a dayanıyor. Ve şöyle diyor, madde 49'da üye devletler diyor antlaşmalardan doğan haklara sahip olabilmek için madde 2'deki değerleri korumak zorundalar diyor. Eğer herhangi bir üye devlette bu ikinci maddedeki değerler konusunda bir geriye gitme durumu söz konusu olursa bu yargı bağımsızlığını gerilediği anlamına gelir diyor. Ki bana kalırsa da naçizane 49. madde aslında burada dayanılabilecek bir madde olarak düşünüyorum ben. Çünkü bir üye devletin katılım antlaşmasını imzalayabilmesinin ön koşulu zaten madde 49. Dolayısıyla ikinci maddedeki değerler. Ha diyeceksiniz ki komisyon zaten o denetimi yapıyor. İşte gördük ne kadar başarılı olduğunu komisyonun yaptığında. Bu yüzden 49. madde üzerinden
Ki bana kalırsa bu yine divanın yeni bir yöne doğru gittiğinin de ilk göstergesi. Çünkü bu 49. maddeye değinerek ve bu non-regression diye tanımlamış, geriye dönüş, geriye gitmenin söz konusu olması halinde yargı bağımsızlığının gerilediğini kabul edeceğinin sinyallerini veriyor. Ki bana kalırsa önümüzdeki günlerde divan bu içtihadını da geliştirerek yine bu sorunu bir şekilde çözmeye çalışacak. Kusura bakmayın, zamanı biraz açtım. Konuşacak çok şey var ama şimdilik bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum. Güzel, estağfurullah. Biz çok teşekkür ederiz. Çok yine kapsamlı ve iyi bir sunumdu. Çok çok sağ olun ama dediğiniz gibi vakitten de biraz sıkıntıya düşmemek adına Gözde Hoca'ya hızlıca sözü devretmek istiyorum. Ben bu arada tanıtmayı da unuttuğumu fark ettim. Aslı hocamız Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Gözde Kaya hocamız da 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi fakat en nihayetinde Avrupa Birliği Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi. Hocam buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim hocam. Tüm değerli hocalarımı, Sanem hocam başta olmak üzere ve tüm değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. İlki hocam, öncelikle size nazik davetiniz için çok çok teşekkür ederim ve aynı zamanda oturumun başındaki değerli güzel sözleriniz, yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şu an bu oturumda, bu konferansta olmak benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. İzin verirseniz hocam ben de sunumumu paylaşmaya çalışayım. Görünüyor herhalde, değil mi hocam? Evet. Ben bugün sizlere Avrupa Birliği hukukunda yaşa dayalı ayrımcılık konusunu sunacağım. Ancak konunun kapsamı geniş olduğu için ben çalışmamın içeriğini çalışma hayatıyla ve iş hukukuyla sınırlı tutmaya çalıştım. Yaşa dayalı ayrımcılık, Avrupa Birliği ayrımcılık hukuku içerisinde farklı bir anlama sahip, farklı bir öneme sahip. Çok ön plana çıkan bir alan değil ama esasen aslında toplumdaki tüm bireyleri ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren bir alan. Çünkü eğer yeterince şanslıysak, ki umarım öyleyizdir hepimiz, günün birinde hepimiz yaşlanıyor olacağız ve bu süreci yaşıyor olacağız. Yaşa dayalı ayrımcılığı düzenleyen hukuk kuralları hem uluslararası belgelerde hem de ulusal belgelerde düzenlenmiş, hüküm altına alınmış ve esasen her yaştaki kişiyi korumakta, kapsamakta. Ama uygulamaya baktığımız zaman özellikle yaşlı çalışanların yaşa dayalı ayrımcılığa ve bu yöndeki farklı muameleye daha fazla maruz kaldıklarını görmekteyiz. Konuyu AB hukuku çerçevesinde değerlendirdiğimizde Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne gelen kararların büyük bir kısmının, yaşa dayalı ayrımcılığa ilişkin kararların çok büyük bir kısmının özellikle zorunlu emeklilik yaşlarına ilişkin olduğunu görmekteyiz. Ve ben de ve üye devletlerin de bu yönde yürüttükleri politikalara ilişkin olduğunu görmekteyiz. Ben de esasen bu çalışmamın kapsamını daha ziyade zorunlu emeklilik yaşları çerçevesinde sınırlı tuttum. Öncelikle tanımla, hukuki tanımıyla başlarsak yaşa dayalı ayrımcılık nedir diye sorduğumuzda bu ayrımcılığın belirli kişileri tamamen yaşa, belli bir yaşa sahip olmaları dolayısıyla kıyaslanabilir durumda bulundukları diğer kişilerden herhangi bir objektif ve makul bir gerekçe bulunmaksızın daha az elverişli, bu kişilere daha az elverişli davranılması durumunda ortaya çıkmakta yaşa dayalı ayrımcılık. İki türlü ortaya çıktığını görüyoruz. Doğrudan ayrımcılık ve dolaylı ayrımcılık şeklinde. Doğrudan ayrımcılığın uygulamada ispatı daha kolay çünkü gözle görülür ve ilk bakışta doğrudan ayrımcılığın olup olmadığı, var olup olmadığı mevcudiyeti belirgindir. Yaşlı çalışanları ya da iş arayanları iş gücü piyasasından ya da işe alım, yeni eğitim gibi süreçlerden dışlayıcı şekilde belirli yaş kısıtlamalarının getirilmesi, uygulanması olarak bunu tanımlamak mümkün.
Dolaylı ayrımcılık dediğimizde ise bunun ispatı daha zor. Çünkü burada tarafsız gibi görünen bir ölçüt, bir hüküm ya da uygulama söz konusu esasen. İlk bakışta göremiyoruz. Herkese tarafsızmış gibi yaklaşan bir uygulama ölçüt söz konusu. Ancak işin içine girdiğimizde belirli bir yaş grubunu mağdur etmesi durumunda ortaya çıktığını görüyoruz dolaylı ayrımcılığın. Ve ispatı da bu sebeple daha zor. Buna örnek olarak ne verebiliriz? Devlet tarafından desteklenen emeklilik öncesi ödenekler ya da yaşlı çalışanların iş yerlerinde işverence azaltılan çalışan sayısına kendi rızalarıyla dahil edilmesi gibi uygulamaları örnek vermek mümkün. Avrupa Birliği hukukunda yaşa dayalı ayrımcılığın hukuki dayanakları nedir diye sorduğumuzda ilk başta birinci hukuk kaynaklarında burada pek çok madde görüyoruz ama bizi esasen en çok ilgilendiren Avrupa Birliği'nin işleyişine dair anlaşmanın 19. maddesi ki biz bunu eski 13. madde olarak biliyoruz. O şekilde ün yapmış bir madde. Genel ayrımcılık yasağıdır. Genel ayrımcılık yasağını düzenler. Burada yaş, buradaki diğer tüm cinsiyet hariç olmak üzere çünkü cinsiyete dair pek çok farklı hükümler mevcut. Yaş diğer ayrımcılık sebeplerinin yanı sıra burada hüküm altına alınmıştır, düzenlenmiştir. İkinci hukuk kaynaklarında ise 2078 sayılı yönergeyi, direktifi görmekteyiz. Bu direktif de çerçeve direktif ismiyle tanınmakta, bilinmekte. İstihdam ve işte eşit davranma ilkesine ilişkin olarak yine diğer ayrımcılık sebeplerinin yanı sıra burada da yaşın hüküm altına alındığını görmekteyiz. Burada üç tane istisna önemli konumuz itibarıyla. Bu istisnalardan ikisi genel istisna, madde 2'ye 5. Kamu güvenliği, kamu politikaları, kamu sağlığı ve kamu düzeni bakımından eşit davranma ilkesine getirilebilecek istisnaları hüküm altına alır madde 2'ye 5. Madde 4 fıkra 1 ise yine genel bir istisna niteliğindedir ve bazı mesleklerin doğası gereği ya da ifası gereği, niteliği gereği eşit davranma ilkesinden istisna olunabileceğine hüküm altına alır. Ama bizim konumuzu ilgilendiren esasen madde 6. Çünkü burada yaşa ilişkin bir özel istisna öngörülmüş. Ve bu da mahkeme kararlarında özellikle Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarında üye devletlerin yaşa dayalı farklı işlemlerini gerekçelendirirken başvurdukları bir savunma aracı, bir savunma mekanizması olarak hizmet etmekte ve daha ziyade de üye devletlerin ekonomik çıkarlarına hizmet etmesi bağlamında pek çok eleştiriye konu olan bir madde bu. Bu maddeye göre üye devletler yaşa dayalı farklı işlemlerini ulusal istihdam politikaları ve iş gücü piyasaları çerçevesinde gerekçelendirebilme imkanına sahipler. Tabii ki burada ölçülük ilkesine de uymak kaydıyla bunu yapabilirler. Altıncı madde doktrinde pek çok eleştiri almakta. Özellikle ilk eleştiri şu, normalde biz diğer ayrımcılık sebepleri söz konusu olmuş olsaydı doğrudan ayrımcılık olarak nitelendirebileceğimiz bir takım işlemleri 6. madde çerçevesinde meşrulaştığını görüyoruz. Bunları bu şekilde nitelendirmemize imkan kalmıyor. Öte yanda haklı şekilde gerekçelendirebilmeyi doğrudan ayrımcılığa da kapsayacak şekilde ele alıyor 6. madde ki bu ciddi şekilde haklı gerekçe kurumuna zarar verebilecek bir yapıya sahip. Bu sebeple doktrinde daha ziyade keşke 6. madde istisnası dolaylı ayrımcılık ile sınırlandırılabilecek şekilde öngörülmüş olsaydı diye eleştiriler var. Ama en büyük eleştiri ise şu, biraz önce de bahsettim, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın önüne gelen pek çok davada yaşlı çalışanların açmış oldukları davalar bunlar üye devletler aleyhine. Biz burada üye devletlerin hep bu maddeye dayandığını, haklı gerekçelerini sunarken bu maddeyi bir hukuki dayanak olarak aldıklarını görmekteyiz ve daha ziyade de üye devletlerin ekonomik temelli çıkarlarına hizmet etmekte olması nedeniyle bu madde eleştirilmekte ve son olarak da bu böyle bir istisnanın mevcudiyetinin yaşın
Avrupa Birliği hukukunda mevcut diğer ayrımcılık sebepleri arasında hiyerarşik olarak yaşı maalesef diğer ayrımcılık sebeplerinden daha aşağıda bir seviyeye indirgemekte olması nedeniyle eleştiri almakta. Şimdi yaşa dayalı ayrımcılıktan bahsetmişken bizim için esasen konunun en önemli olan, yakından ilişkili olan kısmı da Avrupa Birliği'nin geçirmekte olduğu demografik dönüşüm. Bunu hepimiz muhakkak ki aşinayız. Avrupa Birliği nüfusu yaşlanan bir nüfus. Yaşam süreleri gittikçe uzamakta, yaşlı kişiler gayet sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmekte, beklenenden daha uzun süreli yaşamaktalar. Ama buna paralel olarak doğum oranlarının maalesef azaldığını görüyoruz. Bunun akabinde de, bunun sonucunda da aktif çalışan nüfusun oranında ciddi bir azalma mevcut. Ki bu aktif çalışan nüfus elbette ki bu belli bir yaşın üzerindeki kişileri sosyal güvenlik çerçevesinde finanse edecek olan grup ve tabii ki yaşlı bağımlılık oranının gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Bu da üye devletlerin sosyal güvenlik sistemleri, sağlık sistemleri ve özellikle ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği bakımından gereken önlemler alınmadığı takdirde ciddi tehlikeler yaratabilecek kritik düzeyde. Burada ben bazı demografik verileri çok hızlıca sizinle paylaşmak isterim. Bizim için önemli olan burada yaşlı nüfus oranı. Şu an Avrupa Birliği'nde yaşlı nüfus oranı %20 civarında toplumun, tüm toplum nüfusunun. Ortanca medyan yaş dediğimiz yaş ise 43.7, ki bu da oldukça ileri bir yaş. Yani Avrupa Birliği'nde şu an nüfusun yarısı 43 yaşından genç, yarısı ise 43 yaştan fazla. Yaşlı bağımlılık oranı yine oldukça yüksek. %31 düzeyinde, bu şu anlama geliyor. Avrupa Birliği'nde şu an her 3,5 kişi, 3,5 tabii 3,5 olarak kişi olması mümkün değil ama teorik çerçevede her 3,5 aktif çalışan kişi şu an Avrupa Birliği'nde 1,65 yaş ve üstündeki kişiyi finanse ediyor emeklilik aylığı çerçevesinde. Ama 2080 yılı, ileriki yıllara baktığımızda, geleceğe baktığımızda yaşlı nüfus oranının çok ciddi şekilde değişeceğini, şu an %20'lik oranlardan %30'lara çıkacağını ve buna bağlı olarak yaşlı bağımlılık oranının da neredeyse iki katına çıkacağını ve her iki aktif çalışanın ileride 1,65 yaş ve üstündeki yaşlı kişiyi finanse edebilecek duruma geleceğini görmekteyiz ki bunlar ciddi kritik istatistikler. Bu sebeple Avrupa Komisyonu 2000'li yılların başından itibaren konuyla ilgili hazırlamış olduğu pek çok raporda buna işaret etmekte. Bu duruma ve demografik dönüşüme işaret etmekte. Özellikle çok yeni tarihli, Ocak 2021 tarihli yaşlılık üzerine bir yeşil kitap yayınladı Avrupa Birliği Komisyonu, çok yeni. Bunda da yine komisyon üye devletlerin ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği çerçevesinde bir takım önlemler alınması gerektiğine işaret etmekte ve özellikle de üye devletlerin zorunlu emeklilik yaşlarını yükseltmeleri konusunda 70 yaşı öngörüyor. 70 yaşa dek yükseltmeleri konusunda tavsiyeler ortaya koymakta. Avrupa Birliği Adalet Divan önüne gelen yaşa dayalı davaların büyük bir kısmı emeklilik, zorunlu emeklilik yaşına ilişkin davalar. Ve burada biz çalışanların hizmet sözleşmelerinin belirli bir yaşa, zorunlu emeklilik yaşına ulaştıklarında, ki genellikle ortalama olarak bu yaş Avrupa Birliği ülkelerinin tabii ki hepsinde farklılık göstermekte ama 65, 67, 68 civarında şekillendiğini görmekteyiz bu zorunlu emeklilik yaşının. Bu yaşa ulaşmaları halinde çalışanların hizmet sözleşmeleri kendiliğinden sona ermekte. Ve zorunlu emeklilik yaşının öngörülmesinin en temel nedenlerinden biri de yaşlı çalışanların zaman geçtikçe, belli bir yaşa ulaştıkça
mental, fiziksel ya da, sağlıkları ya da üretkenliklerine ilişkin düşme olduğu çerçevesinde bir takım ön yargılara dayanmakta esasen bu yaşların öngörülmesi. Daha ziyade de tabii ki işverenler tarafından yaşlı çalışanların bu şekilde değerlendirildiğini görmekteyiz. Yeniliğe, yeni eğitim almaya kapalı, teknoloji konularında daha az yetkin ya da bilgili, işe alınması daha belki maliyetli ve kendilerini geliştirme konusunda daha az potansiyele sahip olduklarını maalesef görmekteyiz. Ancak araştırmalara baktığımızda araştırmalar bize esasen yaşın bir çalışanın iş performansı ve üretkenliği üzerinde tabii ki hiç etkiye sahip değil dersek bu da doğru olmaz ama çok az, düşük bir etkiye sahip olduğunu göstermekte. Araştırmalara göre iş performansı ile üretkenliğin yaşa bağlı bir şekilde azaldığını ortaya koyan doğrudan bir kanıt bulunmamakta. Hal böyleyken belirli bir emeklilik yaşına ulaşan çalışanların artık sadece tam emeklilik aylığına hak kazanmış olmalarından ötürü ki Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarında mahkemenin gerekçesi olarak da bunu görüyoruz. Hani çalışanların belli bir yaşa ulaşıp da artık emekli aylığı almaya hak kazanıyorlarsa sıkıntı yok şeklinde yorumluyor mahkeme bu durumu. Ama kendi rızalarının aksine hizmet sözleşmelerinin sırf belli bir yaşa ulaşmış olmalarından ötürü sona ermesi haklı bir sebep oluşturmamalıdır kanaatimizce. Elbette ki belli bir yaşa ulaştıktan sonra bir nebze rahata ermek, dinlenmek için iş gücü piyasasından ayrılmak isteyen ki çoğunluğu yaşlı çalışan bunu tercih etmekte zaten. Bu şekilde çalışanlar muhakkak vardır ama onların yanı sıra işlerine yapmakta oldukları işlere devam etmek isteyen ya da emekli aylıkları düşük seviyede olduğu için ekonomik nedenlerle devam etmek mecburiyetinde olan yaşlı kişiler de mevcut. Tabii ki öte yanda şöyle bir durum da var. Bazı işlerin doğası gereği istisna etmek gerekmekte. Özellikle bu işler eğer fiziksel yeterlilik gerektiren işlerse, yaş ilerledikçe fiziksel yeterliğin örneğin itfaiyecilik, emniyet ya da silahlı kuvvetlere mensup olma gibi mesleklerde ya da pilotluk, çok fazla davalar var, pilotlar tarafından açılan davalar var mahkeme önüne gelen. Bu gibi mesleklerde istisna edilebilir. Çünkü gerçekten fiziksel yeterlilik önemli. Ama onun dışındaki mesleklerde zorunlu emeklilik yaşının öngörülmüş olması AB Temel Haklar Şartı'nın 15. maddesinde de yer alan çalışma hakkı ile çelişir bir nitelik arz etmektedir. Zorunlu emeklilik yaşlarının uygulamada devletler tarafından çoğunlukla genç çalışanlara yeni istihdam olanakları açmak amacıyla getirildiğini görmekteyiz. Genç çalışanlar maalesef bazı üye devletlerde çok yüksek işsizlik oranlarıyla karşı karşıya kalmakta. Özellikle Yunanistan ve İspanya, İspanya'da %39, Yunanistan'da yine keza benzer şekilde %34 seviyelerinde seyretmekte genç işsizliği. Bu gibi devletlerde üye devletler tarafından dayanılan bu haklı gerekçe nesiller arası denge sağlama politikası argüman olarak ifade edilmekte bu üye devletler tarafından. Biz zorunlu emeklilik yaşını getiriyoruz ama bunun nedeni bizim genç işsizlik oranlarımız çok yüksek ve yeni nesile özetle istihdam yaratmak şeklinde getiriliyor. Bu gerekçelendirmenin genç işsizlik oranları yüksek seyreden üye devletler çerçevesinde kabul edilebilirliği bir gerçek. Divan bunları bu devletler çerçevesinde belli bir kerteye kadar evet kabul edilebilir. Ancak davalara baktığımızda şunu görmekteyiz. Genç işsizlik oranı yüksek olmayan devletler ya da genel anlamda işsizlik oranı yüksek olmayan devletler, örneğin Almanya, gayet iyi Almanya bu seviyede %6 civarında genç işsizlik oranı. Almanya'nın da ya da genç işsizlik oranı düşük olan devletlerin de yine aynı argümana, yüksek olan devletlerle aynı gerekçelere başvurduğunu ve daha da enteresanı Adalet Divanı'nın bunları kabul ettiğini görmekteyiz.
Ama esasen gençlerin iş gücü piyasasına alımlarıyla yaşlıların iş gücü piyasasından dışlanmaları arasında bir ilişki bulunmakta mıdır diye sorarsak eğer, yine bu bağlantıyı da kurmak esasen oldukça güç. Çünkü yaşlı çalışanlar daha ziyade hep belli bir düzeydeki mesleki deneyimi ve birikimi gerektiren yüksek pozisyonlarda çalışmakta. Ve bu pozisyonlar boşaldıktan sonra da elbette ki bu pozisyonların henüz belki yeni mezun ve gereken düzeyde henüz deneyime sahip olmayan genç çalışanlarla doldurulacağını kabul etmekte oldukça güç. Zamanımız ne kadar var hocam bilmiyorum. Hızlı mümkün mertebe anlatmaya çalışacağım. Burada ben çok kısa bir şekilde birkaç cümleyle zorunlu emeklilik yaşının korunması bakımından Amerika, Avrupa Birliği ve İngiltere kıyaslamasını yaptım. Amerika ve İngiltere'de zorunlu emeklilik yaşı tümüyle kaldırılmış. Ancak Avrupa Birliği'nin durumu elbette ki çok farklı. Avrupa Birliği esasen ilk başta bir devlet değil. Ve komisyonun da esasen Avrupa Birliği üye devletlerine tavsiyesi tüm üye devletlerde geçerli olacak yeknesak bir zorunlu emeklilik yaşı öngörülmesi ya da emeklilik yaşının, zorunlu emeklilik yaşının tümüyle kaldırılması değil. Bunu da yapması mümkün değil komisyonun, çünkü sosyal politika hepimiz biliyoruz ki üye devletlerin hala münhasır yetki egemenlik alanlarında olan, münhasır yetkisinde olan bir alan. Komisyonun zaten buna bir yetkisi söz konusu değil. Ama komisyon mümkün mertebe burada üye devletlerin emeklilik yaşının 70'e çıkarılması konusunda bir tavsiye öne sürmekte. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın önüne gelen yaşa dayalı ayrımcılıkla ilişkili davaların 4 aşamada incelendiğini görüyoruz. İlk 2 aşamada hiçbir sıkıntı yok. Ama 3. aşamaya geldiğimizde divan ciddi şekilde burada doktrinden eleştiri almakta. Üye devletler yaptıkları yaşa dayalı farklı işlemi makul ve objektif bir şekilde gerekçelendirilmiş mi noktasında ciddi eleştiriler gelmekte. Çünkü divan çok büyük bir ölçüde yaşa dayalı ayrımcılıkla ilişkili davaların %93'ünde divan üye devletler lehine vermiş kararlarını. Divan yaşa dayalı, özellikle altını çiziyorum, yaşa dayalı ayrımcılık davalarında üye devletlere haklı gerekçelerinde, farklı işlemlerinde çok geniş bir takdir yetkisi vermekte. Ama esasen ayrımcılığa ilişkin diğer kararlarında divan çok katı ve titiz bir yaklaşım sergilemekte. Yani burada yaş söz konusu olduğunda divanın böyle bir geniş takdir yetkisi aldığını, verdiğini üye devletlere ve esnek bir tutum sergilediğini görmekteyiz. Divanın görevi de esasen hiç kolay değil. Çünkü burada divan bir yanda bireysel ve hak temelli bir yaklaşım ile diğer tarafta ise üye devletlerin tarafında olan kolektif ve çıkar temelli bir yaklaşım arasında bir denge bulmaya çalışıyor kararlarında. Ve bunu da yaşa dayalı ayrımcılık hukukunun iki taraflı açmazı olarak değerlendirmek mümkün. Hocam da bahsetti, Mustafa hocam sunumunda Mangold davası, Avrupa Birliği'nin yaşa ilişkin ilk davasıdır bu. Divan burada çok katı ve titiz bir yaklaşımla incelemiş bu davayı ve üye devletin yaşa dayalı farklı işlemini gerekçelendiremediği sonucuna varmış ve ölçülük ilkesini aştığı sonucuna varmış. Ama hemen onun ardından Palacios de Villa İspanya ile ilgili bir davada çok farklı esnek bir yaklaşım görüyoruz. Age Concern davasında daha sonra bu sefer dengelemeye çalıştığını görüyoruz. Yani bu hassas dengeyi bulmadaki zorluk divanın esasen kararlarına da yansımış durumda. Sona yaklaşıyorum hocam. 3 tane karar burada görüyoruz. Palacios de Villa, Hörnfeld ve Rosenblatt kararları. Ve sırasıyla İspanya, İsveç ve Almanya'ya ilişkin kararlar bunlar. Esasen sosyal politikanın üye devletlerin kendi münhasır yetki alanlarında olduğunu göz önüne aldığımız takdirde divanın bu esnek tutumu belki bir ölçüde kabul edilebilir. Ancak bununla birlikte divan
tüm üye devletlere aynı şekilde yaklaşmakta. Üye devletlerden yaşa dayalı farklı muamelelerini daha kesin, net ve detaylı bir şekilde gerekçelendirmelerini beklemiyor kararlarda. Burada 3 tane farklı üye ülke söz konusu bu 3 kararda. Farklı durumlar, farklı somut olaylar söz konusu. Bu ülkelerdeki genç işsizlik seviyeleri tamamıyla birbirinden farklı. Ama görüyoruz ki her 3 üye devletin de dayandığı haklı gerekçe neredeyse birbirinin aynı ve enteresandır ki divan da bunu kabul etmiş durumda. Özellikle Hörnfeld davası burada çok ilginç. İsveç'ten gelen bir dava, Hörnfeld davası ve burada hizmet sözleşmesi sona eren, kendiliğinden sona eren, zorunlu emeklilik yaşına ulaşınca yaşlı çalışanın alacağı emeklilik aylığı maalesef İsveç'te insan onuruna yakışır bir asgari yaşam düzeyi idame ettirebilmek için yeterli bir seviyede olmamasına rağmen divan bu konuya hiç referans vermemiş, bu duruma hiç girmemiş ve bu şekilde de çok ciddi doktrinden bir eleştiri almış durumda. Çünkü maalesef bu tutumu divanın yaşlı çalışanları şüphesiz ki ekonomik açıdan ciddi sıkıntıya sokacak nitelikte. Sözlerimi tamamlarken öncelikle çok kısa bir şekilde COVID-19 pandemisinin yaşlı çalışanları ne derece etkilediği ile ilgili bir iki cümle söylemek isterim. COVID-19 özellikle yaşlı çalışanları çok ciddi bir şekilde etkilemiş durumda. Çünkü maalesef ki tüm dünya ülkelerinde, sadece Avrupa'da da değil, tüm dünya ülkelerinde öncelikle işten çıkarılanların, işverenler tarafından bu ekonomik zorluk sürecinde yaşlı çalışanlar olduğunu görüyoruz. Çünkü hem hastalığa, virüse daha fazla maruz kalabilmeleri nedeniyle, hem de karantina tedbirleri nedeniyle işe dahi gidememe durumları söz konusu olduğunda maalesef ki COVID-19'dan en fazla yaşlı çalışanlar etkilenmiş durumda. Özellikle de pek çok devlette yaşlı çalışanların erken emekliliğe işverenleri tarafından yönlendirildiğini görmekteyiz. Her ne kadar buna dayalı daha yeterince veri ve çalışma olmasa da. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın yaşa dayalı ayrımcılıkla ilgili kararlarında divanın yaşlı çalışanlara ilişkin olumsuz önyargılara dayalı ve genelleştirilmiş nitelikteki bir takım varsayımlardan oluşan bir yaklaşım izlemek yerine esasen bireyselleştirilmiş bir yaklaşım izlemesi çok daha isabetli olacaktır. Çünkü herkes, tüm kişiler aynı hızda ve aynı düzeyde yaşlanmıyor. Biyolojik yeterli ilişkin davalarla üretkenliğe ilişkin davalar arasında muhakkak bir ayrım yapılmalı. Ve özellikle de bizim için yaşlar dediğimizde en önemli olan şey şu, yaşlı kişilerin hepsinin aynı özelliklere sahip olduğu ya da aynı özelliklerden yoksun olduğu şeklinde homojen bir grup olarak onları düşünüp yaklaşmak yerine esasen yaşlıların da aynı bizler gibi birbirlerinden farklı özelliklere sahip ve tamamıyla heterojen bir grup olarak onları ele almamız çok daha mantıklı olacaktır. Dolayısıyla üye devletlerin, divanın yaşa dayalı ayrımcılık kararlarında üye devletlerin politikalarına çok hızlı bir şekilde destek çıkan ve vakaları genelleştiren bir yaklaşımdan ziyade daha bireysel odaklı ve her somut olayın, her üye devletin kendi yapısına girecek şekilde daha detaylı bir tutumla ele alması daha yerinde olacaktır. Çünkü iş yerinde hem genç çalışanlar hem de yaşlı çalışanlar birbirinden farklı iki grup. Sorunları ve tecrübeleri birbirinden tamamen farklı. Aksi bir durum istihdamda nesiller arasında savaşa yol açacak niteliktedir ki tabii ki bunun olmasını hiç kimse temenni etmez. Ben söyleyeceklerimi burada noktalıyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve sabrınız için. Gözde Hocam biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. 3 tane çok yüksek nitelikli sunum dinledik. Bu arada